Bugün geçmişten yani çocukluğunuzda hatırladığınız anlardan itibaren şu ana kadar korkularınız ne minvalde devam etti? Aşabildiğiniz korkular oldu mu? Bu korkular üzerine düşünürken kendinizi işin içinden çıkamadığınız bir yerde hissettiğiniz oldu mu? Şu günlerde en çok neden korkuyorsunuz veya çocukluğunuzdan bu yana atamadığınız bir korku oldu mu? İnşallah bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki hiçbir şey yeryüzünde boşuna yaratılmamıştır. Tesadüf diye bir şey yoktur. Başımıza bir olay geldiği zaman, vay be sen de mi buradaydın? Senelerdir bak bu nasibe görüşememiştik ama hem buradasın hem şöyle ortak noktamız var diye devam eden cümleleri bir hayli rastlamışızdır. Tevafuk vardır, tesadüf diye bir şey yoktur. Şimdi, hiçbir şey boşuna yaratılmadığına göre, mutlaka bir rolü, üstleneceği bir kitlesi olduğuna göre, bugün konuştuğumuz korku da boşuna yaratılmış mıdır? Elbette değil. Lütfen düşünün, Everest Dağı 8000 metreden daha yüksekte dünyanın en yüksek yeri. Oradaki bir kaya parçası boşuna mı yaratılmıştır? Elbette hayır. Bizim bilemediğimiz birçok hesaplama vardır. Allahu alem, oradaki kayanın orada durması lazım. Su, nehir ne tarafta? Orada olması lazım. Bu kadar her şeyin milimetrik hesaplarla ve tesadüflerle değil, tevafukla olduğu sebepler aleminde korkunun da olmazsa olmazlardan biri olduğuna inanmalıyız. Hiçbir şey boşu boşuna yaratılmadı korkuda. Peki bugün neden korku programını sizlerle paylaşıyoruz? Birçok şeyde dengeyi bulamadığımız, bilemediğimiz için korkunun da mutlaka belli bir standardı var. Miktarı var, o miktarı aşıyoruz ve korkularımızla boğuşmaya başlıyoruz. Bazen de korku hiç kimseyle paylaşmamamız gereken ve aşağılık kompleksine girmemiz gereken bir uhde gibi içimizde. Halbuki değil. Korku her insanda olan ve olması gereken bir mevzu. Bugün sizlerle beraber konu hem iyi anlaşılsın hem de hem gençler hem siz dinleyenlerim sıkılmayın diye bir sohbet programı edasında veya tamamen bilimsel ve birçok kişinin artık baygınlık geçireceği bilimsel kaideler etrafında bir program hazırlamadım. Dengeli gitmeye çalışacağım inşallah. Hem size hem bize kolay gelsin. Korku, psikolojide en temel insani duygulardan biri olarak kabul ediliyor. Bunun anlamı şu: İnsanoğlu, ilk insan Adem aleyhisselamdan bu zamana kadar birçok mekanda yaşadı, birçok insan öldü, bu insanların da zaman zaman korku duyguları vardı. Her insan nerede, mekanı, hangi kültürde doğdu, farklı korku deneyimleri olmuştur. Tarihin bir döneminde belki başka bir varlıktan korkuldu, bir hayvan vardı, o hayvanların nesli tükendi, şimdi biz bunları sadece masal gibi algılıyor olabiliriz. Bir örnek olarak söyleyeceğim, dinozor vardı yoktu ondan bahsetmiyorum. Örneğin, dinozor denilen çok yüksek boylu, bilmem yırtıcı bir hayvan diyelim, canavar görüntüleri aklımıza geliyor. Dinozor, örnek, 1000 yıl önce bir korku figürüyken, şu gün için tehlikeli bir varlık değil çünkü ortada yok diyoruz. Burasına lütfen dikkat ediniz. Zaman zaman insanların korkuları değişmiştir. Kavramlar korkutucuydu. Sonra bazı kültürel değişimlerden sonra bu korkulardan hiç bahsedilmediğini görüyoruz. Yani kimine göre başka, kimine göre başka olabiliyor. Birisi fobi dediğimiz türlerden, örümceklerden korkar. Bir başkası da ya ne kadar büyük bir saçmalık. İnsan şu güzel örümcekten korkar mı?
diyen kişiye, peki sen hiçbir şeyden korkmuyor musun sualine, ya ben de asansörde kalmaktan korkuyorum diye cevap verir. Bu sefer örümcekten korkan ama asansöre binmekten korkmayan onu ne yapar? Alaya alır. Bu yanlış bir şeydir. Korku, kelime anlamına şöyle bakalım Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden. Ne diyor? Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan, beniz sararması, ağız kuruması veya daha karmaşık fizyolojik değişimlerle kendini gösteren duygu demiş. Ne kadar uzun bir anlamı varmış. Peki, Türk Dil Kurumu'na teşekkür ediyoruz. Peki korku nedir? Psikolojik açıdan korku şudur. Görünen veya bazen görünmeyen tehlikeli hissettiğimiz olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler diyelim. Bazen bunlar gerçek korkular olabiliyor. Nedir bu? Karşınızda silahlı bir soyguncu sizin iş yerinize dalar. Elinde silah vardır veya bıçak vardır. Ya da trafik kazası olmuştur. Siz o saniyeler içerisinde önünüzde takla atan arabayı gördüğünüzde elbette bir korku yaşarsınız. Veya çocuğunuz pencereye doğru ilerlemiştir. Çocuğunuz pencereden Allah korusun aşağı düşebilir mi? Beklentisi bir korkudur ve bu olması gereken korkudur. İşte bu bir tehditle, bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımız değil de aniden önümüze çıkan bir tehlikeye karşı verdiğimiz doğal tepki. Ama bir de görünmeyen tehlikeler karşısındaki tepkiler var. Nedir o? Bugün iş yerine geç kalabilecek miyim? İş yerinde acaba 10 dakika geç kalırsam maaşımı keserler mi? Veya bir iş görüşmesine gideceğim. Bugün işe alınabilir miyim? Acaba hata yapar mıyım? Çocuğum bugün okulunun ilk gününe gidecek. Acaba okula alışacak mı? Orada ağlar mı? Beni rezil eder mi? Türünden artık örnekleri çok fazlalaştırabiliriz. Bunlar da henüz karşılaşmadığımız, birebir karşımızda olmayan, yaşanmayan ama olasılıklarla dolu bir korku çeşididir. Bu da vakadır. Evham bu sınıfa girer. Biraz daha ilerlediği zaman bu heyecanlar, vücudun tepkileri artık hayatın içerisinde evhamların fazlalaşmasından sonra günlük işlerini yerine getiremeyecek derecede bir hanım artık ev hanımlığı yapamıyor, adam işe gidemiyor. Bu korkuların esiri olduysa da ne yapıyor? Tedavi edilmesi gerekiyor. Çok da başarılı çözümler var Allah'ın izniyle. Birçok hastalık var, anksiyete, panik atak, bozukluğu gibi devam ediyor. Korku böyle. Korku ama sadece bundan ibaret değil. Bizler iki kişi bir araya geldiğimiz zaman sohbet ediyoruz. Birimizin başına bir şey geldiği zaman onu uyarmak için ne diyoruz? Korkutuyoruz. Allah'tan kork. Ha bakın şimdi korkunun başka bir yerine geldik. Allah'tan korkmak. Korku kötü bir şey olsaydı eğer zaten bize verilmezdi demiştik. Bakın oraya geldik. İlk önce Allahu Teala'dan korkmamız gerekmektedir. Allah'tan korkmak korkuların en güzeli olması gerekenidir. Ama burada bir parantez açmam gerekiyor. Büyük bir yanlış anlama var. Bunu ortadan kaldırabildiğimiz kadar kaldıralım. O da şu. Maalesef birine hayırda bulunmak ve ona tavsiyede bir şeylerde bulunmak, paylaşmak için bazı cümlelerin nereye gittiğini bilmiyoruz. Yarar verelim derken zarar verebiliyoruz. Hemen bir örnek. Efendim, Allah'tan korkan bir kişi başka şeyden korkar mı? Ben Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam diyen bir kişi var karşınızda ve sizi sürekli kınıyor. Ya sen niye böyle korkuyorsun ölümden? Veya asansörden niye korkuyorsun? Demek ki sen
Allah'a tam olarak iman etmiyorsun. İtikadında sorun var. Çünkü Allah'tan Celle Celaluhu korkan bir insan başka hiçbir şeyden korkmaz diye bir düşünce var. Bu anlam itibariyle doğru olsa da böyle anlamıyor insan karşındaki ve siz onu daha büyük bir sıkıntıya sokuyorsunuz. Büyük bir yanlıştır. Tekrar ediyorum. Elbette Allah korkusu Celle Celaluhu tüm korkuları ağır gelir. Ona dayanmak, ona güvenmek. Lakin burada şunu unutmamak lazım. İnsanoğlu korku ve endişe ile imtihan edilir. Burayı lütfen dikkatle dinleyiniz. Kur'an-ı Kerim'in tabiridir bu. Sadece ben Allah'tan korkmalıyım. Başka hiçbir şeyden korkmamalıyım. Demek ki ben hastayım. Benim tedavi edilmem gerek. Ben beş para etmez bir kulum. Ne biçim insanım? Ben niye karanlıktan korkuyorum? Neden araba kullanırken kaza yapar mıyım diye korkuyorum? Demek ki benim imanım zayıf diye düşünmeyiniz. Neden? Böyle düşünenlere bir cevap olsun. Kur'an-ı Kerim'de korkuyu da yaratan, bizlere veren Rabbimiz Celle Celaluhu, üç maddeyle bizi nasıl imtihan edeceğini anlatıyor. Üç madde, Kur'an-ı Kerim. Korku ve endişeyle size deneyeceğim. Birinci madde, korku ve endişe. İki, aç kalmakla, yani maişet derdi, geçim derdi. Dolabındaki eşyaların, gıdaların az olması veya çok olması, oturduğun muhitin, evin bilmem ne kadar lüks olması veya olmaması, aç kalma ve maişet. Üçüncü, deneyeceğine söz verdiği Rabbimizin mallar ile, canlar ve ekinler ile imtihan edeceği. Ne demek o? İşte kuraklık oldu veya bu tarlada yan tarafta aynı şeyi ektiniz, o daha güzel bir rekolte aldı, güzel ürünler aldı. Aynı miktarda siz tohum ektiniz, aynı dönümde boyut olarak ama siz %50 aldınız. İşte azalma ürünlerde, çoğalma aynı şekilde. Canlar, etraftaki insanların, tanıdıklarının vefat etmesi veya çok uzun yaşıyor olması. Allahu Teala bize kendisi bunu söylüyor. Sözü en doğru olan, korku ve endişeyle zaman zaman bizi deneyecek. Şimdi bir insan korku ve endişeyle deneneceğini bildiği halde, yarın öbür gün, sen niye korkuyorsun ya? Sen neden böyle bir insansın? Hı? Allah'tan korkmuyor musun sen de? Onun yarattığı şundan korkuyorsun dememelidir. Evet, Rezzak Celle Celaluhu Rabbimizdir, rızıkları veren. Ama hangi birimizde acaba bir gün çoluğumun çocuğumun okul taksitini verebilecek miyim, kirayı verebilecek miyim, maaşımı 10 gün geç alacakmışım, o meyanda acaba nereden borç bulup da şu elektrik ve doğalgaz faturamı ödesem diye hiç mi endişe olmuyor bizde, hiç mi korkmuyoruz? Veya işsiz kaldığında bir insan, hiç mi acaba o duyguları yaşamıyor, ben ne zaman iş bulacağım diye? Biz imansız mı oluyoruz o zaman? Demek ki sen Rezzak olan Allahu Teala'ya inanmıyorsun, rızkını zaten o verecek, niye korkuyorsun dememiz sizce yeterli mi? Evet, rızkı veren Allahu Teala. Ama bakın, endişe, korku ile biz imtihan edileceğiz. Belki o noktada bugün imtihanım var. O yüzden tepeden bakmayacağız. Vay seni gidi korkak veya imanı zayıf diyemeyiz. İman bizim elimizde değil arkadaşlar. Bizim dağıttığımız bir mevran değil. Değerli dinleyenlerim, işte bir başka boyut. Unutmayacağız. Hayat korku üzerine kuruldu. Zengin bir korku içerisinde, dikkat edin, acaba pot kırar mıyım? Benim hakkımda şöyle düşünürler mi? Korkuları var. Veya bir gün fakir olur muyum?
bu elimdeki imkanları kaybeder miyim? Ticaretle uğraşan insanlarda belki bu çok daha fazla yer alıyor gönüllerinde. Acaba ben de bir gün iflas bayrağını çeker miyim diye. Peki zengin böyle dedik. Fakirin korkusu yok mu? Fakir de ezilmekten korkuyor. Fakir de zaten kıt kanaat geçiniyor. Çocuğunun bir ihtiyacı olduğu zaman onu alamamaktan korkuyor. Efendim kimisi evlenmekten korkuyor, kimisi evlenememekten korkuyor. Şehirli, o şehirden ayrılıp, şehri sevenlerden bahsediyorum. Yarın daha böyle kenarda köşede bir gece konduda oturmaktan korkuyor. Tam tersine kimileri de ya ben burayı kaybedersem, benim gece kondum yıkılır da şu sevmediğim şehre, kalabalık insan yığınlarına gitmek zorunda kalırsam, burada ekim tarlamda iş bulamazsam diye düşünüyor. Kimileri hastalıktan korkuyor. Hangimiz çekinmiyoruz? Kimisi de geleceğinden korkuyor. Şunu düşünelim. Bizler bir köprünün üzerinden geçiyoruz. Ahirette bir sırat köprüsü bizi bekliyor. Ama sırattan önce burada bir endişe köprümüz var. Yanlış duymadınız. Endişe köprüsünden geçiyoruz. Sağlık sistemi, birçok görüntüleme, elektronik aygıtlar ilerledi ama şimdi acaba şu hastalık mı var bende? Başım ağrıyor, beynimde bir daralma mı var? Göğsüm sıkıştı, kalp krizi mi geçiriyorum? Ayak parmaklarımda uyuşma var, acaba kangren mi oldum diye? Hiç rahat değiliz, korkularımız daha fazla arttı. Yani sağlıkla ilgili yapılan işlemler, atılan adımlar ilerlemesiyle beraber korkularımız da arttı. Şimdi evlenme daha kolay etrafa baktığımız zaman, değil mi? Ama boşanmak da bir o kadar kolaylaştı. Aldatma dendiği zaman insanlar vay be bunun kocası bunu aldattı, hanımı şöyle aldattı deyip de uzun yıllar akıldan çıkmayacak örnekler verirken, şimdi küçük küçük yavrularla izlenen o pembe dizilerde her bölümde bir aldatma, bir boşanma oluyor. Şimdi korktuklarımız ve bugün yaşadıklarımız arasında da büyük benzerlikler var. Ne dedik? Endişe köprüsündeyiz. Ama bundan yıllar öncesine gittiğimiz zaman, bir 50-60 yıl öncesine gidelim, televizyonların ve internetin ve akıllı telefonların elbette revaçta olmadığı zamanlar. O zamanlar korkularımız daha azdı. Hayattan beklentilerimiz daha azdı. Bizi korkutacak senaryolar, televizyon ve internet olmadığı için belki bir iki kulaktan kulağa söylenen olaydı. Ama şimdi haber bültenlerinde bile, trafik kazalarında insanların ölümlerinin gösterildiği, pervasızca dizilerde, filmlerde şiddetin ve ölümün işlendiği yapımlarda her şeye artık bir kanıksama var. Alıştık. Irak'ta bilmem hangi ülkede bir patlama olduğunda 100 kişi öldü. Vay be dedik ya. Allah rahmet eylesin. 2 gün sonra aynı miktarda kişi öldü. Onu umursamadık çünkü alıştık. Korku dendiği zaman aklınıza bugünü şimdi getirelim, o zamandan gelelim. O köydeki internetin, televizyonun olmadığı yerlerden geldik bugüne. Şimdi televizyonlardan, internetten acayip bir güvensizlik pompalanmaya devam ediyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Hatta anneler ve babalar evlenecek kız ve oğullarına aman güvenme, aman ipi karşı tarafa verme diye iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Çünkü korkuyoruz kızımızın, oğlumuzun geleceğinden diyorlar. Arkadaşlar, koca koca binalarda güvenlik kulübelerinin olmasından biz rahatlık duyuyoruz. Çünkü korkularımız var. Sitelerde oturmak istiyoruz. Herkesin kapımıza dayanmamasını istiyoruz. Bununla yetinmiyoruz, çelik kapılar inşa ediyoruz. Hem de
çelik kapı olması da bizi rahatlatmıyor, mutmain olmuyoruz. Üç tane ayrı kilit sistemi olmasını tercih ediyoruz. Yıllar önce acaba benim açık bıraktığım kapısından, dükkandan içeri birisi girer mi diye camiye rahatlıkla giden ve bunu düşünmeyen bir esnaf varken, şimdi bırakın kepengi kapatmayı, ya camiye gitmesem de olur. Ben şimdi nasıl olsa burada dışarıdaki bütün malları içeri koyana kadar bir saat geçecek, kapıyı da açık bırakamam, her yer hırsız kaynıyor deyip camiye gitmeyen, cumaya gitmeyen insanlar oluyor. İşte bazen korku yararlı olduğu gibi bazen zararlı da olabiliyor. Güvensizlik olduğu için günümüzde böyle bir tehlike çemberi içinde kendimizi hissediyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah'ın rahmet kucağını attığını beyan ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Allah rahmet eylesin. Diyor ki, onun eserlerinde yazar, Allah korkusu ile Allah'ın merhametine ya da işte affına mazhar olunur. Evvela korkmak lazım diyor. Dedik ya, korkular sadece örümcekten, asansörden, evlenmekten korkmak değil, Allah'tan korkmak lazım. Ne güzel anlatmış. Korkuların başı diyor Allah korkusu olsun. Her şeyin ondan geldiğine inan. Onun rahmetine, onun affına sen mazhar olmak istersen, onu elde etmek istersen, kazanmak istersen ne yap? Evvela ondan kork. Bir anne düşünün. Anne korkusu yavrusu için ne kadar güzeldir. Çünkü bu korkuyla kendisini annesinin sıcak kucağına çeker. İşte bütün annelerin şefkatlerini toplasanız, Allah'ın rahmetinin sadece pırıltısının pırıltısı bile olmadığını anlarsınız. Şimdi bakın, olayı nereden almış, nereye getirmiş? Korku aslında olması gereken bir şey. Allah korkusu olmadığında ne olur peki? Bu korku duygusunu mutlaka şeytan kullanacak. Ve bu defa Allah'tan başka her şeye boyun eğme ve ona mecbur olma emrini verecektir. Sen mahkumsun buna boynunu eğmeye, sesini çıkarmamaya. Yoksa ne olur? Maaşını alamazsın, işinden olursun. Veya bunun karşısına geçip de sen bu konuda yanlışsın dersen, sen onun arkadaşlığını kaybedersin gibi. Şeytan bu sefer devreye giriyor. Değerli kardeşlerim, bazı araştırmacılara göre doğuştan getirdiğimiz bazı temel korkular var. O korkuları da işlemek lazım. Ne demek bu? Birincisi, yüksekten düşme tehlikesi. Bu fıtrat olarak geliyor bizden. Gerçekten de biraz akıl başladığı zaman, akıl bali olmaya 10-11 yaşlarında çocukların cidden yükseklerden bakamadıklarını görüyoruz. Bu olmadığı zaman ne oluyor? Akıl devrede yokken 1 yaşında, 2 yaşında birçok çocuk annesi pencereye mesela çıksa, onu pencereye koysa aşağıya düşme düşmeme olayını anlayamaz ve çoğu zaman düşer maalesef. Bunu haberlerde görüyoruz. Ama akıl muhakeme yeteneği başladığı zamanlarda, 12 yaşında, 11 yaşında yavaş yavaş diyelim, işte yüksekten düşme tehlikesi çocuklarda oluyor. Veya aniden bağırdığınız zaman, bu bebek de olsa aynı tepkiyi alırsınız, aniden bir çığlık atsanız bir çocuğun yanında, o da gözleriyle, hatta ağlamasıyla tepki verecektir. Veya çok sıcak diyelim bir çaydanlık var veya içinde çay var bir bardak diyelim. Bir bebek de ona dokunsa sıcak elini yakar ve ağlamaya başlar. Sen de dokunsan uf ne kadar çok sıcakmış dersin, belki çığlık atarsın. Bunların hepsi, anlatmaya çalıştıklarımın hepsi bizim temel korkularımızdır. Yani öğrendiğimiz, bizle beraber gelen korkulardır. Korkuyu yönlendirmemiz lazım, kontrol altında tutmamız lazım. Kontrol altında tutamadığımız korkular bizi hastalık olarak geri
gelecek. Değerli kardeşlerim, korku neden var? Korku duygusunu çok yoğun yaşayan insanlar, korkularından tamamen kurtulmak amacıyla birçok uzmana gidiyorlar, terapi görüyorlar. Efendim, bazı insanlara bakıyorsunuz, onlar da sanki hiçbir şeyden korkmuyorlarmış gibi, sanki hiçbir şey onlar için bir tehdit, bir korku unsuru değilmiş gibi mesajlar veriyorlar. Bana bir şey olmaz der gibi. Bu ikisinin de bir uç olduğunu unutmayalım. Yani her önümüze gelenden korkmak, kendimizi ifade edememek ve işe gidemeyecek derecede, hanımlığımızı yapamayacak derecede korkmak da bir uçtur. Evet, tedavi edilmelidir. Ama hiçbir şeyden korkmamak ya da korkmadığını göstermek, ben ne kadar yiğit bir adamım, ne kadar korkusuzum, millet beni öyle bilsin diye davranmak da tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Peki arkadaşlar, bunun bu iki ucun arasında bir denge yok mu? Madem dinimiz bir dengeden bahsediyor. Şu, bizim korku düzeyimiz gerçekçi olacak. Program başında sizlerle paylaşmıştım, korkuya ihtiyacımız var. Çünkü bütün duygular gibi korku da bize mesaj verecek. Tehlikelere karşı uyanık olmamızı sağlayacak. Örneğin çocuğumuzla beraber avlanmaya gittik veya piknik yapmaya gittik ailemizle. Çocuğumuz, affedersin, bevletmek için şu ileriye doğru gitti. O taraftan bir ayı sesi geldiği zaman biz korku duymalıyız ki aniden koşup da çocuğun iyi olup olmadığına bakmalıyız. Ne olacak yani? Ayı da çıkar, kurt da çıkar yani. Nasipte ne varsa olur, bana ne diyemeyiz. Demek ki korkuyu yerinde ve yeterince deneyimleyeceğiz. Tehlikelere karşı uyanık kılan korkuyu benimseyeceğiz. Peki bu nasıl olur? Değerli kardeşlerim, eğer hayat bakışınızda hep tehlikelere odaklı olarak yaşıyorsak, hep olan olayların olumsuz taraflarını görüyorsak, hayat bizim için acayip çekilmeyen bir zindana dönüşür. Çocuğunuz öksürmeye başlamıştır. Eyvah, benim çocuğum hasta mı olacak? Eyvah, antibiyotikler, ateşi çıkacak, gece kalkıp bakmam gerekecek, ne olacak benim evladıma dediğiniz zaman, siz kendi sağlığınızdan da olursunuz, hem üretkenliğiniz gider, keyfinizi kaçırmış olursunuz. Düşünün, benim çocuğuma bir şey olur mu, başına bir şey gelir mi diye okula göndermiyor. Neden göndermiyor? Trafik kazası yaşar, servis kaza yaparsa veya araç kullanmasına izin vermiyor. Oğlu 30 yaşına gelmiş. Neden anne izin vermiyorsun? Oğlum kaza yaparsın. Veya ilaçın yan tesiri olabilir, çocuğuna ilaç vermeyenler var. Veya ben evlenemiyorum. Neden? Etrafımda çok fazla birbirini aldatan insan görüyorum, mutsuz insan görüyorum. Ben de evlendiğim zaman o mutsuzlardan biri olur muyum diye. Şimdi bu insanın, söyler misiniz, hayatı nasıl olur? Keyif bir hayat sürebilir mi? Yüzü gülebilir mi bu insan? Elbette ki trafik kazaları da var hayatın içinde. Ayrılmalar, boşanmalar da var. İlacın yan etkilerine tutulanlar da var. Zaman zaman bela, imtihan, zaman zaman mutluluklar, heyecanlar, mutluluktan gözyaşları belki dökülecek ama bu gözyaşları korkudan da, heyecan veya büyük bir üzüntüden de olacak. İşte bir Müslümanın bu dengede gitmesi gerekiyor. Yani evet, konunun bilimsel kısımlarına da giriyoruz. Ama zaten İslam dini, bilimi de içine alan, onu destekleyen Allah indindeki tek dindir. Hasılı birbirinden ayıramayız. Biz dengeli olacağız. Evet, böyle korkularım var mı? Var. Ben deli miyim peki? Değilsin. Peki Allah'tan Celle Celaluhu tam anlamıyla korkmadığın için mi acaba
Sen köpekten, karanlıktan, yüksekten, asansörden veya boşanmaktan, aldatılmaktan korkuyorsun. Bu senin imansız olduğunu mu gösteriyor? Hayır. Senin insan olduğunu, kul olduğunu gösteriyor. Korkuların kalıcılığını anlamak için çocukluk deneyimlerinin önemini hatırlayın. Bir insan dünyaya geldiğinde bir yavru, dünyaya dair hiçbir bilgi var mı aklında yok. Ancak bilgiyi hafızada tutma ve öğrenme potansiyeli var mı? Bebeğin var. Yani yetişkin insanlar için tehlikeli olan, az önce söyledim, yüksekten düşme tehlikesi veya işte yağmur yağarken bir ağacın altında durmama, yıldırım düşebilir korkusu, tehlikesi. Bunları bilmez çocuk. Hatta gülebilir yani senin ağladığın, korktuğun şeyleri. Mesela bir bıçakla ilk kez karşılaşan bir çocuk bıçağın tehlikeli olduğunu bilemez. Eline verdiğiniz zaman onu kesebilir. Hatta bırakın onu, bir havuçla bile düşünün, havuç havuç. Çocuğun dişinin çıkmaya yakın olduğu zamanlarda böyle hafif sert cisimler verilir dişini karıştırsın diye. Gözü çıkan çocuk biliyorum. Haberlerde izledim. Gözü çıkmış çocuğun. E şimdi biz o zaman çocuklarımıza hiç eline havuç vermeyecek miyiz? Bakın işte bu. Dikkat edeceğiz. Şimdi ne dedik? Bebekken hiçbir şeyi bilmiyoruz ama öğrenme potansiyelimiz var dedik. Büyükler için birçok korkutucu olan şey onlar için değil. Eli kesildiğinde çocuk aa diyecek, demek ki bıçak tehlikeliymiş. Veya sobaya yaklaşma evladım, yaklaşma diyor annesi. Hayır, illaki o sobaya yaklaşacak. Eski sobalar var ya biliyorsunuz. Odun kömür sobalarından bahsediyorum. Ne zaman ki yaklaşacak, böyle parmağının ucu değecek, ooo ağlamaya başlayacak. Demek ki annem haklıymış ve bu gerçek bir korkuymuş. Can acıtıcı bir şey diyecek. Çünkü bir deneyim sonucu ortaya çıkacak. Eli kesildi, bu ağır bir deneyimdi ama bıçak tehlikeliydi. Sobaya dokundu, eli su topladı veya işte bir bardak düşünün, annesi oğlum dokunma o sıcak bardağa falan, dili yandı falan, tamam. Bu bir deneyim oldu. Şimdi gerçekçi olan korkular dedik, bir de gerçekçi olmayan korkular demiştik. Bir girizgah yaptım, bir örnekle devam edeyim. Efendim, şu anda karşımda iki tane monitör var. Mikrofon var, mikser dediğimiz, sesimi sizlere ulaştıran mekanizmalar var. Şu an odada da kimse yok, tek başımayım. Işığı da kapatmışız, karanlıkta konuşuyoruz. Sadece monitörlerden gelen onların ekran ışıkları var. Ben burada kimsenin olmadığını biliyor muyum? Biliyorum. Bu alet edevatlar var. Ama aklımda o kadar kötü şeyler bir anda gelebilir ki, ki düşünebiliriz, insanoğluyuz. Acaba ışık kapalı ama içeride birisi mi var? Bir çıt diye ses geldi ama deyip sağa sola bakıyorum. Halbuki birkaç dakika öncesinde kapıyı kilitlemişim, stüdyoya girmişim, ışıkları kapatmışım. Böyle yayın yapmayı seviyorum. Ama bir taraftan da göz ucuyla bakıyorum sağa sola. Allah Allah, bir ses geldi ama. Şimdi bakın, gözümle gördüm ve kapıyı kapattım, burada kimse yoktu. Bu benim gerçekçi olmayan bir korkuma dönüştü. Ben vücudumun tepkisini dinledim, kalbim hızlı atmaya başladı. Allah Allah, karanlık, evet. Ne yaptı bu sefer? Çocuklukta anne ve babanın karanlıktan bahsettiği, bizi sallarken efendim konuştuğu cümleler aklıma geldi. Evet ya, ben korkuyorum karanlıktan. Niye korkuyorum? Bak şimdi, yaşın 35-40, bir olay yaşarsınız hayatınızda ama onu ilişkilendiremezsiniz. Allah Allah, ben niye korktum, bu kadar bir korku geldi. Halbuki anneniz demiştir ki size derken maalesef siz uyumayacağım, uyumayacağım dediğinizde, bak öcüler gelir ha, kapatırım ışığı, tamam mı, karanlıkta yatarsın diye korkutmuştur. Aradan 35 yıl geçmiştir. Bazı birikimler sonucu siz bir anda, aa, o zamana kadar karanlıktan korkmayan kişi artık
ışık olmadan yatmamaya başlarsınız. Ve sebebini anlayamazsınız o zaman. Bu sizin için gerçekçi olmayan bir korkudur. Ama deli olduğunuzu göstermez. Yine söylüyorum, imanınızın olmadığını göstermez. Tamam mıyız? Korkular sadece böyle de değildir. Bir başka örnek size vereyim. Başkalarını incitme korkusu veya kendinizin incineceğiniz korkusu yüzünden birçok şeyden uzak durursunuz. Diyelim ki etrafınızdaki insanlara anlattınız derdinizi, ne olur bu aramızda kalsın bu duygularım dediniz. O kişi de gitti, sizi dinlemedi ve birçok şeyi anlattı. Bütün sırrınızı ifşa etti. Ne yaptınız? Artık bir başka insana derdinizi, özelinizi açamaz hale geldiniz. İşte bu da bir başka korkudur ve bu korku da insanı yalnızlığa sevk eder. İç kapanıklılığına götürür, yakınlıktan kaçınır hale gelirsiniz. Herkesle o derdinizi anlatıp da sizin sırrınızı ifşa eden, birilerine duyuran kişiye aynı puanı verirsiniz ve genelleme yaparsınız. Bütün insanlar böyle. Çünkü onu anlattım, demek ki başkasını da anlatırsam aynısı olur. Bu da gerçekçi olmayan korkuya girer. Anlaştık mı? Konunun iyi anlaşılması için özetliyorum. Kişisel deneyimle korkarız. Elimiz yandı, trafik kazası yaşadık, Allah korusun. O zamana kadar emniyet kemeri takmıyorduk. Emniyet kemeri takmamış ve arabanın camından uçarak ölmüş bir insanı gördük. Bir deneyim elde ettik, gördük. Kişisel bir deneyim oldu. Ardından çocukluğumuzda ne yaptık? Model aldık. Annemizi, babamızı, okuldaki öğretmenlerimizi, mahalledeki arkadaşlarımızı model alarak öğrendik. Ve korkularımız ne oldu? Kalıcı hale geldi. Ve birçok yerde kaçtık. Onu da anlatayım. Kaçmak da o korkuları sağlamlaştırıyor değerli dinleyenlerim. Çocukluğunuzda eğer hazır karanlıktan bahsettik. Yalnız başınıza evde yatamıyorsanız, yaşayamıyorsanız, sürekli başınıza bir şeylerin geleceğini düşünüyorsanız, ya izlediğiniz filmlerden, ya öcü möcü masallarından, annenizin babanızın sizi korkutmak için o tehditlerinden yola çıkmıştır. Bunlar milyonlarca insanın başında. Veya araba kullanamayanlar küçük bir kaza yapmıştır, hayatı boyunca bunu devam ettirmemiştir. Yani efendim kaza yaptınız diyelim 13 yaşında, efendim 2 ay sonra bir araba kullanmanız lazım. Anneniz babanız verdi, hadi şu arabayı ileri geri götür dedi mesela, öyle ana yola falan çıkmadan. Hayır dediniz, korktunuz. Bu sefer yıllar geçecek ve siz her arabaya binişinizde aynı korkuyu yaşayacaksınız. Bunlar ne dedik? O küçük yaşlarımızda edindiğimiz korkulara karşı maalesef kaçınma odaklı tutumlarımız sebebiyle oluyor. Üzerine gitme değil. Mesela çocuğunuz hamam böceğinden korktu. Halbuki hamam böceğinden çocuğunuz korkmadı. Bakın, hamam böceğinin onu yiyemeyeceğini biliyor. Hamam böceğinin zehirli olmadığını biliyor. Boyut olarak belki bir çocuğun binde biri boyutunda olduğunu biliyor. Hiçbir zararı yok. Lakin hamam böceğinden çekiniyor. Yaptığımız yanlış şu. Sen ne biçim adamsın, ne biçim kızsın, akılsız mısın, o şu kadar şöyle işte böcek deyip aşağılıyoruz. Bu yanlış. Ya da tam tersine ay tüh deyip çocuk zaten size bakıyor, sizin tepkinize. Siz de korkuyla beraber ay çekil oradan falan diye diye ne yapıyoruz? Çocuğu hayatı boyunca o böceklerden korkar hale getiriyoruz. Peki soru bir, dünyada her insan her şeyden aynı şekilde mi korkuyor? Hayır. Dünyanın başka bir ülkesine gidiyorsunuz, bazıları hamam böceğini yiyor. Yani çocukların oyunlarına bakıyorsunuz Afrika'da, çok daha farklı oyunları var. Bizim korkacağımız şeylerde adamlar 50 metrelik ağaçlardan birbirlerini zıplıyorlar mesela. Herkes için değişir bunlar. Gerçekçi, yani normal kabul edilebilen korkular, iyi anlaşıldı diye ümit ediyorum. Bir olay karşısında 100 kişiden 99'u diyelim
benzeri şeyler yaptı. Kalbimiz hızlı hızlı attı değil mi? Tam böyle kaza yapacağız, birisine çarpacağız Allah korusun, bir saniyeyle kurtardık falan. Tabii ki terleyeceğiz. Buram buram böyle bir efendim ısı kaplayacak her tarafımızı. Saniyeler içerisinde nefes alışverişimiz hızlanacak. Çünkü vücut buna bir tepki verecek. Hormonlar ona göre salgılanacak vesaire. Çünkü vücut kendini tehlikede hissetti. Tamam. Ama bu gerçekçi korku dedik. Eyvah ben bugün kaza yapar mıyım? Evhamı gerçekçi olmayan korkulardır. Bunu anlaştık zannediyorum. Vakit çok fazla olmadığı için buraları geçmem lazım. Şimdi bilimsel olarak gittik. Birazdan geçeceğiz. Korku çeşitleri nelerdir? Ama gelin işin biraz da güzel dinimiz boyutundan bakalım. Şimdi eserlerde yazıyor ki iyi bir Müslüman iki şey arasında olmalıdır. Sizler de biliyorsunuz. Hadi tekrarlayalım. İki davranış içerisinde olmalıyız. Nedir bunlar? Aslında duygudur bunlar. Sonra davranışa geçer. Nedir? İyi bir Müslümanın olmazsa olmazı, denge, korku, ötekine ümit. Bravo. Korku ve ümit arasında. Beynel havf ve reca. Şimdi Esmaül Hüsna, Allahu Teala'nın güzel isimleri var biliyorsunuz. Bazen cemal sıfatı vardır Rabbimizin Celle Celaluhu. Cemalullah derler değil mi? Ya Rabbi, bu ismi şeriflerine sana dua ediyoruz. Bizi hep bağışla ya Gaffar. Bu sıfatları vardır, yani ismi şerifleri vardır. Bir de celal sıfatı vardır. Ya yine kendisine sığınıyoruz. El Kahhar Celle Celaluhu. Arkadaşlar, bazen cemal, bazen celal sıfatlarını düşünerek Allahu Teala'ya karşı hem saygılı ve korkulu ama aynı zamanda da ümitle dolu olmak gerekiyor. Zaten bu iki dengenin veya iki ucun diyelim arasındaki dengede olursak kurtulanlardan oluyoruz inşallah. Bir daha tekrar edeyim mi? Bazen cemal, bazen celal. Bazen korku ki ağırlık kazansın bu ama çok uzaklarda ve aşırıya gitmiş bir korkuyla beraber Allah'ın huzuruna maalesef istediğimiz şekilde çıkamıyoruz. Ben nasıl olsa affedilmem, bu saatten sonra namaz kılmama da gerek yok, zaten bu kadar günahım var, ben affedilmem demek en büyük günahlardandır. Aynı şekilde hocalarımız ne söylüyor sohbetlerinde? Ben kesin affedildim. Zaten şu kadar virdim var, bunu yapıyorum, ben bir evliya oldum. Cennetteki yerim bile bana ölmeden şimdi gösterilir. Zaten melekler de benim ölmemi bekliyorlar. Törenle beni efendim bir peygambere bile gösterilmeyen saygı bana gösterilecek gibi kafayı yiyecek derecede de ümitli olmamak lazım. Dengeli gitmek lazım derler. Değerli kardeşlerim, güzel insanlar, bir insanın sağlığı yerindeyken işte bu korku ve ümidi birbirine eşit olmalıymış. Programın başından beri bakın, bir saat neredeyse olmuş program başlayalı, birkaç dakikamız var. Hep korku şudur budur örnekler vermeye çalıştık. Korku olması gerekiyor ama ümitle beraber. Hastalık halinde, bu insan sağlığı yerindeyken dedik, eşit olacak. Ama hastalık halinde ne oluyor? Bu sefer ümidi daha ağır basmalıymış insanın. Zaten bir hastalık var, bir sürü kablo bağlanmış, efendim iğneler batırılmış, konsültasyonlar, şunlar bunlar, etraftaki doktorların koşuşturmalarını falan görüyorsunuz. Böyle bir zamanda ümitli olmaya, daha fazla ümitli olmaya çalış deniyor hastalık halinde. Ama sağlığın yerinde, tıkırın yerinde, of be şu koca dağları ben yarattım haşa der gibi havalara girmek, insanları küçük görmek, vay seni gidi cehennemlik. Mesela bir hanım kardeşimiz bir başka hanım kardeşimizi böyle yaralayan, onu kınayan, onun kalbini inciten sözler
söylemesi onun aşırı özgüven, aşırı ümitli olduğunu gösterir, kendini dev aynasında gördüğünü gösterir, doğru bir iman ve itikad içinde olmadığını gösterir. Çünkü korkmuyor bakın. Dengeyi kaybetmiş, sağlığı yerinde ama Allahu Teala'nın ona vermiş olduğu imanı her an alabileceğini, dünyadan Allah korusun imansız gidebileceğini unutmuş. Evliya zannetmiş kendini. Dünyada varsa yoksa o zannetmiş. Herkese sen kafirsin, o IŞİD gibi, sen şöylesin, münafıksın, senin sakalın yok, sen namaz kılma. Böyle garip olaylar var. Korku olmadığı zaman bu oluyor. Sadece korku olduğu zaman da hastalıklar oluyor. A'raf suresinin 99. ayetine geçelim. Bakın ne buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. Allahu Teala'nın azabından ancak hüsrana uğrayanlar emin olabilirler. Ümitsizlik en büyük günahlardan bir tanesi. Değerli dinleyenlerim, hayat ne üzerine kurulu demiştik? Endişe ve korkular üzerine kurulu. Peki, bir insan yaşlandığı zaman, emekli olduğu zaman veya kendi evi olduğu zaman, çocuklarını evlendirdiği zaman bütün bunlardan emin oluyor mu? Şimdi, korku hep gençken mi olacak? İllaki lisede mi, ortaokulda mı, evlilik öncesinde mi korkularımız olacak? Hayır, bitmiyor. Şimdi emeklilik planları yapan milyonlarca insan var. 65 yaşında, 68 yaşında emekli olacağım. Şu kadar senem kaldı. O zamana kadar çocukları zaten evlendiririm. Şöyle bir tarla falan, bağ bahçe, caminin olduğu bir yerde zikrimi çekerek ölür giderim diye düşünüyorsak yanılıyoruz. Emeklilik sizce rahatlık mı? Şöyle bir annenize, babanıza bakınız. Emeklilik maaşının bağlanmasıyla beraber korkulardan emin oluyor musunuz? Lütfen şöyle bir iki saniye düşünün anne ve babalarınızı. Şöyle 60-70 yaşından yukarıda olan, emekli olanları düşünün. Siz acaba onların korkusuz ve çok rahat olduklarını düşünüyor musunuz? Evladı yetiştiriyorlar. Evladı yetiştirdikten sonra evlendirmeye çalışıyorlar. Bu sefer evliliklerinde sorun var mı yok mu? Eyvah, onlarla uğraşıyorlar. Torunları oluyor. Torunları acaba efendim içkici mi olacak, kumar mı oynayacak, serseri mi olacak, başına bir şey mi geldi, hasta mı oldu? Bu korkuları yaşıyorlar. Ve aynı zamanda ölüm korkusuna daha yakın kendini hissediyorlar. Her insan ölecek potansiyele sahiptir ve ölü adayıdır. Her birimiz meftayız, meft. Ama yaşlanan insanlar bir de ekstradan böyle bir korku yaşarlar. Ne zaman hasta olacağım? Yaşım geldi 70'e 75'e, bu zamana kadar iyi kötü idare ettik. Bir ölüm bir yerden gelecek. Bu korku da olur. Emeklilik eşittir rahat etmek, hayal kurmak zamanı değildir. Bu kimin kanunudur? Allah'ın kanunudur. Dünyada cenneti yaşayacağımızı ümit etmek, abesle iştigal etmektir. Sorunsuz, problemsiz bir zaman yaşayacağımızı bize söz vermedi Allah'ımız Celle Celaluhu. Hiçbir ayette ve Allahu Teala'nın peygamberi, son peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir hadis-i şerifinde şöyle bir ibare yoktur. Dünya Müslüman için sıkıntının olmayacağı, sadece imansızların hasta olacağı, belalara çarptırılacağı bir yerdir ibaresi yok. Tam tersine korku ve endişeyle yaşamak, bazen aç kalmak, bazen zengin kalmakla
değerlendirilen, imtihana tabi tutulan, bazen efendim sevdiklerini kaybetmekle bakalım isyan edecek mi yoksa ölümü düşünüp de ders mi alacak şeklinde imtihan edilen, bazen kuraklıkla aynı tarlanın %50'si komşusuna ait, aynı ürünleri ekmişler, yağmur aynı şekilde yağmış, ben %30 kazanıyorum, o %80 kazanıyor. Bununla imtihan edilecek insanoğlu. Nelerle karşılaşacağımız Allahu Teala tarafından bize anlatılmıştır ve ayrıntılarıyla. Şimdi lütfen ama lütfen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aklımıza getirelim değerli dinleyenlerim. Biz kimiz ki bunları konuşuyoruz, bu başıma gelmesin, bunu istemiyorum, mümkünse ben bunu almayayım diyorum, haşa. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem kendi yavrularını, bir elin parmaklarını geçen sayıda yavrusunu toprağa gömen kişidir. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem kendi hanımını veya hanımlarını toprağa gömendir. Kendisi üzerine deve işkembesi atılan, dalga geçilen o akılsızlar tarafından, Taif'te örselenen, sopalanan bahtsızlar tarafından kişidir. Ve kendisinin endişe ettiği ahiret vardır. Bir yandan da Allahu Teala'ya sığınır. Bu dengede giden Efendimiz Aleyhisselam'ı niçin biz örnek almayız? Bizden daha fazla namazına dikkat eden, tevbe istiğfara bizden daha fazla riayet eden, ahiret korkusu ve Allahu Teala'yı birlemenin verdiği o güçlü imanla nasıl tir tir titremiş ve gözyaşı dökmüştür. Peki size bir korkudan bahsedeyim. Endişesinden bahsedeyim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ümmetimin hali ne olacak diye Cebrail aleyhisselama kaç kez sual etti. Ey kadın ve erkekler! Sizin belki önem vermediğiniz, günün bir dakikasında bile o değerli vaktinizi ayırıp da sallallahu aleyhi ve sellem demediğiniz son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu endişeyi duydu. Ben öldükten sonra sizin imanınızı değiştireceğinizi düşünmüyorum, ona korkmuyorum ama dünyalaşacağınızdan korkuyorum, endişe ediyorum. Endişe eden bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bizim şu anki endişelerimiz gibi değil, rızık endişemiz, gelecek korkularımız, emeklilik hayallerimize kavuşup kavuşamayacağımız korkuların yaşayan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil. Yine senin için endişe ediyor. Demek ki korku yaşıyorsak eğer kendimizi bir pislik gibi görmeyeceğiz. Bir dakika, ben bu kadar kendimi ezmeyeyim ya. Ben bir endişe köprüsünde yürüyorum dünyada. Bu hayat korku üzerine kurulu kardeşim. Herkes bir şeylerden korkuyor. Tamam, ben de iman ve korku arasında gideceğim. Rabbimden başka Celle Celaluhu. Hiçbir şeyden korkmamam lazım ama işte bazen böyle karanlıktır, örümcektir, bir şeyler oluyor. Tevbe edeceğim. Rabbime dayanacağım. Başıma bir şey gelecekse zaten gelecek. Ben bunu engelleyemem. Eğer efendim trafiğe çıkıyorsam emniyet kemerimi takacağım. Kırmızı ışıkta bana dur deniyorsa duracağım. Sebeplere sığınacağım. Ama kırmızı ışıkta dururken, emniyet kemerimde takılıyken yan taraftan gelen bir arabanın bana çarpması sonucu ölebilme ihtimalimi de düşüneceğim. Peki bunu nasıl atlatabilirim? Atlatmayacağım. Dışarı çıkarken duamı okuyacağım. Arabaya binerken Euzu Besmele'mi çekeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ata binerken hangi duayı okuduysa, deveye binerken hangi duayı okuduysa sen de arabaya binerken okuyacaksın. Efendim,
evden çıkarken, hangi evden çıkıyorsa, sen de sitede oturuyorsan sitenin kendi kapısından çıkarken aynı duayı okuyacaksın. Peki bu seni her şeyden koruyacak mı? Onun için mi okuyacaksın? Hayır. Ben eğer Allahu Teala benim başıma bir imtihan yazdıysa bugün, imanımı tazelemiş olarak gideyim diyeceğiz. Her gece yatmadan önce kelime-i şehadet okuyoruz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz değil mi? Dualarımızı okuyoruz. Naslar, felaklar. Niçin? Tüh, ben ya gece ölürsem? Bak, bu güzel bir korku. Sabaha yetişemezsem, sabah namazına kalkamayacaksam, öleceksem, ruhumu teslim edeceksem iman tazeliyorum. Yani arabada da bu olsun. Emniyet kemerini taktım. Ama emniyet kemerini takarken, ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim, sen hayırla evime gitmeyi nasip eyle de bir kelime-i şehadet getir. Başına gelecekse de zaten gelecek, ama hiç dua etmemek, hiç tedbir almamak veya emniyet kemerine ne gerek var? Başıma bir şey gelecekse zaten gelir, aman kırmızı ışıkta niye durayım derseniz, parantez içinde söylüyorum, bu bir intihar olur. Yanlış duymadınız. 100 kilometre, 110 kilometreyle gitmeniz gereken bir trafikte yol var diyelim. Otobanda 119'a kadar çıktınız veya 131'e kadar mıydı? 120'de gidiyorsun. Sen sırf hava atmak için 190'la 200'de gidiyorsun ve küçük bir lastiğinde bir patlama oluyor. Bir kırık oluyor bir contada. Hadi bakalım, takla attın, 4 kişi öldü. Zannediyor muyuz? Bunların da hesabını vermeyeceğiz. Sen 120 ile gitmiyordun ki. Yani sebeplere sığınacağız. Korkularımızın üzerine daha güzel bir şeyle gideceğiz. Dualarla gideceğiz. Efendim, ben karanlıkta yatamıyorum. Uyuyamıyorum. Bir gün, iki gün kendinizi zorlayacaksınız. Ama evvela bilinçaltınıza şunu söyleyeceksiniz. Ben birazdan ışığı kapatacağım. Uzanacağım. Zaten gündüz ne varsa gece de o vardır. Rabbim beni her zaman görüyor. Efendim, kapımı kapattım mı? Dış kapıyı kapattım. Mesela neden korkuyorsunuz? Hırsız girebilir falan. Dış kapıyı kapattım, kilitledim. Yani tedbirimi aldım, sebeplere sığındım. Duamı okudum. Ne gelebilir başıma karanlıkta? Yine başladı o çocukluk yıllarındaki o şeyler, ışıkta yatmalar, gece lambaları, öcüler, mücüler falan. Annenizin, babanızın korkutmak için yaptığı şeyler veya sınıf arkadaşlarınız. Ne yapacaksınız? Benim bunu bugün halletmem lazım. Hemen bilinçli bir şekilde besmelerinizi çektiniz. Şöyle biraz gerinme hareketleri yapın ışığı kapatmadan önce. Bu sizin kaslarınızın da sinir sisteminizin de rahatlamasına vesile olur. Şöyle esneme hareketleri yapın. Geriye ileriye şöyle yavaş yavaş derin nefes alın. Kapatın ışığı, tamam mı? Aklınızdan güzel şeyler geçirin. Daha önce Kabe'ye gittiyseniz veya çok sevdiğiniz bir abiniz, ne bileyim, onun yanında huzur bulduğunuz birisi vardır. Onu hayal edin, gözünüzü kapayın. Böyle pat yatın. Biraz zorlansanız da, patlasanız da, çatlasanız da bir gün, iki gün gidin. Üçüncü gün zaten bu sefer ışığı siz kapatırsınız. Vay be, korkumun üzerine gittim dersiniz. Bunlar denenmiş, yapılmış şeylerdir. Asansöre binemeyen kardeşlerimiz var, uçağa binemeyen kardeşlerimiz var. Eğer bu mevzu sizi gündelik yaşamdan koparacak hale geliyorsa mutlaka tedavi olunuz. Bu konuyu da lütfen kendi başınıza, eğer çok ilerlemiş bir durumsa, çözmeye çalışmayın. Kimseden utanmanın, çekinmenin de gereği yok. Bu korkular, dediğim gibi, kimisi o kadar çok korku var ki 400'den fazla. Şimdi süremiz bittiği için anlatamayacağım, hangisine gireyim zaten. 400'den fazla telefon, mesela en sonu telefon bataryasının şarjının bitme korkusu. Ya bildiğiniz bir korku. Akıllı telefonlar var ya. 400'den fazla korku çeşidi var. Ne kadar malzeme varsa, belki bu 5000 de olabilir artık, bilmiyorum. Her şeyden korkuyor. Duvardan korkuyor. Duvar üstüme gelebilir diyor. Yani ama sen onunla dalga geçemezsin.
O bir şekilde korkmuş ondan. Ötekisi sıcak sudan korkuyor. Küçükken yanmış. Böyle bir yere gittiği zaman, sauna gibi, hamam gibi bir yere gittiği zaman kalbi gümbür gümbür atıyor. Vay be, çocuk musun ya sen, demeyeceksin. Herkesin korkuları var. Peki hangi korkular var? Gürültü korkusu var mı arkadaşlar? Var. Zaten çocuklarda bu çok fazla olur. Bebek bir günlük olsun, hatta annesinin karnında bile yüksek sese duyarlıdır, korkar, tepkiler verirler. Alışılmadık nesnelerden korkulur arkadaşlar. Değişik gelir mesela çocuğa. Şıngır şıngır bir tane oyuncak verin. Onun çıkardığı ilk sese dikkat edin, tepki verir. Sonra hoşuna gider. Alışır. Bu neye benzer? Soğan. Çocuklar soğan yediği zaman böyle, bir de acı bir soğansa yüzlerini falan ekşitirler, böyle bükerler. Ama soğansız da demezler, limon gibi. Limonu eder şöyle. Ya kardeşim, madem beğenmiyorsun alma. Elinden alırsınız limonu, der, bir daha ver der. Yani bu iş böyle. Nesnelere alışıyor. Peki biraz daha yaşımız ilerledi. Bu sefer yalnızlık korkusu, terk edilme korkusu, kimsesizlik korkusu, ölüm korkusu. Çoğumuzda bunlar var. Mutluluğun biterse ya da çocuklarıyla uzun süreler beraber olmuş, çocuklarına fazla zaman vermiş insanlarda, çocuklarda terk edilme korkusu olur. Kimsesizlik korkusu olur. Doyumsuzluk olur. Zaten ölüm korkusunu mutlaka hayatımızdan çıkarmamamız gerekiyor, hastalık haline gelmeden. Ama bu dünyanın bir köprü olduğunu unutmamak gerekiyor. Psikolojik destek alabilirsiniz, tekrar ediyorum. Herkes kendini en iyi bilir. Kendi korkularınızı ve gerçek olmayan, birinci bölümde anlatmaya çalıştık. Herhangi bir yaşayışla, tecrübeyle edinmediğiniz bir korku, olasılıklar korkusuysa ve bu sizi rahatsız ediyorsa mutlaka bir uzmana görünün. Hayvanlardan korkma. Kedi köpekler bu sınıfa giriyor. Gerçi kedilerden pek korkulduğunu düşünmüyorum ama gördüm de, bir iki tane çocuk da cırmalamış mesela yüzünü, kedilerden korkabiliyor. Burada ani irkilmeler, korku belirtileri göz ardı edilmeyecek. Eğer çocuğunuz varsa, çocuğunuzun her şeyden korkmasını istemiyorsanız, siz rahat davranmaya çalışın. Bir iki mesela ağladı ya, siz çocuğu kucaklamayın. Aa, gel bakalım buraya falan değil. Aa, bu ağlayacak bir şey değil ki yavrum. Bak aman da ne güzelmiş kedi falan diye. Çocuğu zorlamadan böyle, kediyi kucağına, köpeği kucağına atmadan, efendim, siz ona ilgi gösterin. Çocuk her ağladığında kucaklarsanız, bu çocuğa bir alışkanlık verecektir. Ve hafızasını yazacaktır. Her korktuğumda anneme, babama koşmalıyım. Demek ki hayatta birçok şey korkulacak şeylermişler ve pısırık bir çocuk olur. Karanlık korkusunu bugün çok konuştuk. Çünkü sizlerden de bu konuda inanılmaz derecede, çocukluğunuzdan hangi şeyler geliyor demiştim. Bu korkular var. Karanlık korkusudur. Uykuya dalarken mesela çocukların birçoğunda bu vardır. O yüzden ne olur ışığı yakalım, gece lambası, odanın ışığı yanık kalsın, banyonun ışığı yanık kalsın türünden şeyler olur. Bunlar çok büyük tepki vereceğiniz, ağır sonuçları olacak şeyler olabilir. O yüzden uzmanlarla görüşün. Çocuğunuz 9-10'lu yaşlara geldi diyelim. Hala yalnız yatamıyor, karanlıktan korkmalar vesairesi var. Bunları bir bilimsel bakışla, gözlükle inşallah üstesinden gelebilirsiniz. Evet. Bu arada çocuklar gibi yetişkinler de karanlıktan korkabilirler. Bu da bir ayıp değil. Değerli kardeşlerim, aşırı titizlik, aşırı hassasiyet, aşırı duyarlılık, efendim, veya aşırı cesaretsizlik halleri hayatın imtihan olduğunun bir cilvesi. Maalesef etrafımızda milyonlarca insanla bu tür şeyleri paylaşıyoruz. Bizim korkularımızı başkaları görüyorlar. Bunlar bizim cesaretimizi kırmasın. Sizin mutlaka başarılı olduğunuz
yönler, konular vardır. Kendinizi ümitsiz, mutsuz hissettiğiniz veya başarısız olduğunuz yerler de vardır. Sakın kendinizi yerle yeksan etmeyin. Bu kadar öldürmeyin kendinizi, üzmeyin, zulmetmeyin kendinize. Her insanın başarısızlığı var, benim de başarısızlığım var. Evet, nasıl ki derslerde aynı başarıyı her çocuk gösteremiyorsa, o çocuğun akılsız olduğunu göstermiyor zayıf notları olan. O konuda başarısızdır. Bu maalesef büyük bir yanılgıdır. Efendim, dersleri çok kötü, akılsız bir çocuk. Hayır, belki görsel olarak onun yeteneği var. Evet, matematikten haz almıyor. Tamam. Yani etrafta o kadar bunun örneği var ki, şu gün birçok mucit dediğimiz bilim insanı dersleri başarısızdı. Şu an dünyanın en ünlü bestekarlarından 2-3 tanesi müzik dersleri başarısız olanlardan bir tanesiydi. Hatta bir örnek olsun diye söylemek istiyorum. Kendisine çocukluk yıllarımdan beri derin hisler beslediğim, Allah rahmet eylesin, Barış Manço eserleri birçok ilahi söylüyorum diyen sanatçıdan çok daha Allah-u Teala'nın istediği doğrultudadır eserlerden bahsediyorum. Şimdi Barış Manço Türkiye'de müzik dersinden kalan 12-13 kişiden biridir. Bir örnek olarak verdim size. Einstein, sizin çocuğunuz akılsız diye bir ibare yazıyorlar şöyle işte. Einstein olması lazım, o muydu? Öyle hatırlıyorum. Ondan sonra çocuğu okuldan alın, diğer çocukların da kafasını karıştırıyor dediler. Adam bilim adamı oldu. Sakın ama sakın kendinize zulmetmeyin arkadaşlar. Hor görmeyelim. Mutlaka bir çözüm vardır her şeyin diyelim. Ve bununla iktifa edelim. Son olarak 3 cümle. Peki korkularımızın ne olduğunu öğrendiniz. Neden korktuğunuzu en iyi kendiniz bilirsiniz. Yüzleşmek için ne yapmanız lazım? Bir adım atacağız. O da korkutan olayla yüzleşeceğiz. Tamam mı? Kökleşmeden, çok uzun süre geçmeden yüzleşeceğiz. Gel bakalım. Peki bu bizim hayatımıza artık büyük bir darbe vuruyor. Ne yapmak lazım? Destek alacağız. Psikologlara, psikiyatrlara giderken de ya ben delirdim mi ya, benim hiçbir şeyim yok ki kardeşim falan demeyeceğiz. Yüzleşeceğiz, tamam mı inşallah? Midemiz, böbreğimiz nasıl hasta olduğu zaman gidiyoruz, yine gideceğiz. Peki. Huzurlarınızdan ayrılalım efendim.